Neden? Okuldan gelince. Ne diyordu? Para vermeyeyim misin dedi. Ciddi vermeyeyim. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep'i okula götürüyorum. Şimdi hava yağmurlu. Kahvaltımızı yaptık. Anca toparlandım. Oradan da veli toplantısına gideceğim. Uf, bayağı sertleşmiş hava. Bak değil mi? Hadi bakalım. Evet, şimdi okul yolundayım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar, toplantıdan çıktım. Şimdi okulun bahçesine. Herkes gitti, dağılıştı. Ben Emir Ali'yi bekliyorum. Son bir dersleri kaldı. Anne birlikte gidelim dedi. O yüzden bekleyeyim dedim ben de. Ben eve geldim arkadaşlar. Ali'yi de aldım geldim. Şimdi sütlü Türk kahvesi yapıyorum Murat'la ikimize. Ali'ye de hemen bir portakal soydum. Atıştırmak için bir şeyler koydum. Yiyor onları şu an. Burada da sütlü Türk kahvesi yapıyorum. Geldim. Şimdi birazdan Ali'nin ödevlerine oturacağız. Bileklik yapıyor. Bu birkaç gündür okulda böyle bir etkinlik, el işi etkinliği yapıyorlar. Çok güzel. Martençika bilekliği yaptılar. Leylek gördüklerinde bir ağaç dalına asacaklar onu. Bir dilek dileyip ağaca asıyorlarmış. Şu okulda da yapmışlar bir sürü. Bir heveslendi, bir heveslendi. Evde bir tanecik de ip yok. Örgü ipi yok. Hani benim böyle fazladan kalmış, eskiden kalmış olan hani böyle evlerde örgü ipleri olur ya, öyle de yok. Yakınlarda da hiç böyle ip satan yok. Sitenin grubuna yazıverdim. Örgü ipi satan var mı diye. Hani oradan alacaktım. Oradan da hiç ses seda gelmedi. Alamadık. Okulda arkadaşı vermiş sağ olsun. Bir de öğretmeni vermiş. İki tane bileklik yaptı. Şimdi buraya resmini de atarım. Ver hatta gösterelim. Bir tane çok ince ipler vardı evde, böyle şey dantel ipliği. Onları ben yapmıştım. O şeyde karton falan, hani son günde öğretmen bize atmış. Hani ayarlayamadık hemencecik. Hemen bir karton çanta vardı, onu kestim. Hemen bir halka. Sonra evde kırmızı ve beyaz şey ipi vardı. Ne diyor, naylon ipler oluyor ya, hani böyle şu şeyleri yaptığımız. Hani bunların biraz daha dikiş ipinden kalitesi şeyi, dokusu biraz daha kalın oluyor ya. O yüzden bundan şey yaptırdım böyle Ali'ye. Ondan yaptı işte. Sonra ne oldu? O kaybolmuş galiba okullarda. Ali'nin bugün toplantısı vardı. Toplantıya gittik. Bir şey olmaz. Ben şey yaparım oğlum.
Bağlarım gene. O birazcık küçük oldu. Zeynep'in bileğine göre. Ali'nin veli toplantısına gittik. Bu sene biliyorsunuz Ali son sınıf. Şimdi mezuniyet balosu olacak. Ondan sonra fotoğraf albüm çekimleri, kep atması falan olacak. Anaokulunda yaşadık hepsini. İşte kep atmasını da yaptı Ali. Ondan sonra fotoğraf çekimi olmadı albüm. Fotoğraf albümü olmadı. İşte balo olacakmış. Kız çocukları okul sınıfında çok hevesliymiş. O yüzden öğretmen onları konuştu işte. Ondan sonra fotoğraf çekimine bir de kep atma törenini falan konuştu. Son seneleri olduğu için. Onları falan konuştuk ettik işte. Ali istemiyor mezuniyet balosunu da fotoğraf albümünü istiyorum. Ben bir de kep atmaya da katılsın diyorum. Şeyi Onlar da istiyorlar. 350 TL'ymiş. Kep atma 350 TL kep kiralıyorlarmış. Ondan sonra başka ne vardı? 350 TL'de fotoğraf albümü müydü? Öyle bir şeydi ya. Şimdi tam liste halini öğretmenimiz atacak gruptan da oradan bilgileneceğiz. Şöyle işte bileklik yaptılar, göstereyim. Böyle bir şey yani. Şimdi buradan herkes yazar işte batıl inanç. Öyle ama yapıyorlar, her şey yapılıyor yani. Batıl inanç, batıl inanç falan. Öyle bir inanış var yani. O yüzden leylek gördüğünde işte ağaca asıyormuşum. Bir oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Hıdır İllez gibi bir şey işte bu da böyle. Öyle yani. Sonra da şey yaptım işte Zeynep'i okula bıraktım. Oradan market alışveriş yaptım. İhtiyaç sahiplerine okul bünyesinde şey yapıyorlar. Ramazan kolisi hazırlıyorlar işte. İşte nohut, un, yeşil mercimek, kırmızı mercimektir, makarna, sıvı yağ, çay, şeker, salça, bir sürü şey. Ondan sonra bizim sınıftan da 2 tane koli gönderilecek. Hemen ilk bir koli olarak, her sınıf bir koli olarak şey yapmıştı. 17 kişi işte koliye bir şeyler alacak. Katılmıştım ben ilkine, yazdım hemen öğretmene. Elindeydi telefon o an. Sonra ikinci koli deyince hemen ona da yazdım. Alışveriş yaptım. Ramazan kolisi hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine gönderecek. Çok güzel bir şey. Allah'ım kabul etsin inşallah. Seviniyoruz yani. Evi de süsleyeceğiniz mi diye soranlar var. Bakıyorum böyle süslere internette. Şimdi Zeynep'in öğretmeni de dedi hani evi de Ramazan köşesi yapın, süsleyin falan diye. Bakıyorum internette süsler ama hani yakınlarda belki çıkarız da hani bir milyoncularda ya da kırtasiyelerde oluyor ya hazır böyle şeyler, yazılar falan. Hani öyle bir şey belki şey yaparım. Alırım. İnternetten şimdi geldi bilmem ne, yok beğenmedim kalitesini geri gönder bilmem ne, uğraşmayayım diye. Hani onu bekletiyorum yani. Daha da var, pazar günü inşallah sahura kalkacağız. Pazartesi de oruçlu olacağız. Ondan sonra işte yapacağız yani, süsleyeceğiz. Cevap vereyim dedim. Dün çok aksi bir günümdü. Videoların hepsini sildim. Böyle çok aşırı stresliydim böyle niyeyse bilmiyorum. Bir de böyle olmadık şeyler oldu, olaylar oldu. Yani bizim benimle ilgili değil de çevremizdekilerle ilgili böyle. O yüzden de birazcık keyfim kaçıktı. Onun da enerjisini mi ne çekti böyle herhalde, ben enerjisini çektim herhalde ki benim de her işim böyle ters gitti. Şey yaptım, kurabiye yaptım. Sonra ızgarayı elimle sıcakken aldım. Ellerim yandı. Ondan sonra kek yaptım. Kek bir ters çevirdim. Kekin yarısı kalıpta kaldı. Ondan sonra başka ne yaptım? Başka da gene vardı bir şeyler de. Bu dedim daha kaçıncı ya dedim böyle. O kadar bunaldım ya, çabuk gün bitsin, bugün bitsin böyle diye şey yaptım. Yani çevredeki insanların da böyle şeyi, huzursuzluğu, huzursuzluğunu, her şeyini duyunca insan şey oluyor, etkileniyorum niyeyse. Sanki hani bizim evde ne kadar yaşanmasa da kötü şeyler herhalde çekiyorum. Bilmiyorum yani, yengeç burcuyum ben. Şeyim mi, yıldızım mı düşük acaba da diyorum, böyle oluyor ne? Bir gerginlik, bir halsizlik. Böyle bir vücut şeyi yani, çocuğu okula zor götürdüm de geldim eve, attım kendimi. Hani böyle bir değişiktim yani.
Sonra çektiğim ocaklara şeyler taşırdım. Menengiç kahveleri taşırdım. Bir görseniz var ya, perişanlıktı yani dün. Daha da başka gene bir sürü aksilik üstüne aksilik oldu yani. Bayağı huysuz, kötü bir günümdü. Sonra da çektiğim videoların hepsini sildim böyle bir anlık sinirle. Ondan sonra bugün de böyle açtım gene kamerayı, gene çekeyim dedim. Şöyle sakince ne. Yani şimdi böyle aksilik 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 hep bir videoda. Ay dedim, bu ne artık böyle? Yaptıklarımın da tariflerini şey yaptım artık, sildim ettim. Ne yapayım dedim. Gene şey yaparım sonra paylaşırım da. Ramazan'da falan yaparız ederiz. Ya çocuklar atıştırmalık olsun diye çok adamlı kurabiye yaptım. Bir de havuçlu, cevizli, tarçınlı kek yaptım. Başka ne yaptık? Ya babam bir önceki gün çiğ köfte yapmıştı. O da mesela Ali'nin canı çekiyor falan diye. Onun dışında başka hiçbir şey yapmadık. Hiçbirinde şey yapmadım yani, tarifini paylaşmadım. Silip attığım için. Of, öyle işte yani arkadaşlar, dediğim gibi yıldızım düşük herhalde, o yüzden çekiyorum yani. Bayağı bir böyle şeydim de bugün böyle bir dışarıya çıkınca, bir okula falan gidince böyle şey oldum. Siz söyleyin adını, insanın şeyi değişti yani, bir temiz hava iyi geldi O böyle çocuk bana. sesleri böyle. Hı? O çocuk sesleri. Ha, çocuk sesleri mi iyi geldi? Yok canım, o bizim evde çocuk sesi dolu. Zeynep maşallah bir geliyor okuldan. Ali öyle aynı şekilde. Okuldan daha kapıdan giriyorlar. Daha kapıyı kapatmadan başlıyorlar anlatmaya. Yatana kadar bir görseniz var ya. Yani okulda ne olmuş, ne bitmiş en detaylı ayrıntısına kadar, Zeynep de öyle, Ali de öyle. O kadar seviyorlar konuşmayı. Bilmiyorum, büyüdük mü, büyüdüler mi yani, şeyleri değişebilir belki. Bu şey, konuşkanlığı daha durgunlaşabilir. Daha şey olabilir. Değil mi? Hı? Öyle, başka da bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gireceğim mutfağa. Akşam yemeği hazırlıklarını yapacağım. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Hazırlayacağım bir şeyler artık, bakacağız. Makarna geçiyor gönlümden ama değiştirebilirim yani. Valla makarna diye giriyorum mutfağa, pilav diye çıkıyorum. Ya da başka bir şey, Murat da o yüzden çok şey yapıyor. Mesela giriyorum mutfağa, tost yapacağım bu sabah, kahvaltı ediyorum. Sonra yumurtalı ekmek yapıp çıkıyorum mesela. Misal veriyorum. Aynı öyle oluyorum nedense. Giriyorum ya, fikir değiştiriyorum bir anda. O yüzden düşünüyorum, şimdi bir bakliyat bir şey yapsaydım iyi olacaktı aslında. Ama bakalım. Ne yapsak Ali, ne pişirsek bugün? Kahve içtik işte, çok adamla kurabiye yedik şimdi. O Ömer Umre'den Oturuyoruz, bekliyoruz. geldi ya, Hı. annesine Burcu ablaya sordum, dedim ki Burcu abla, o misvakları siz denediniz mi, çok değişik kokuyor dedim, onu nasıl kullanacaksın biliyor musun dedi. Aa, bilmiyorum, anlatır mısın dedim. O da dedi ki ucunu kesiyorsun dedi, Hı. suda, kaynar suda galiba öyle bir şey demişti, Ha, evet. ıslatıyorsun, onun ucu açılıyor, öyle yapıyorsun Tamam, dedi. öyle yaparız. Ali'nin arkadaşı Ümre'ye gitmiş. Sınıf arkadaşı. Bir sürü hurma getirmiş sınıfa. Ondan sonra şey getirmiş. Bütün sınıfa misvak dağıtmış arkadaşlarına. Hediyelerle dolu gelmiş. Ali'ye de işte vermiş. Şimdi onu nasıl kullanacağız diyor. Açtık paketi. O şimdi paketin içerisinde bir sıvı var ya böyle. Değişik bir kokusu vardı. Ali dedi, ay çok değişik kokuyor anne dedi. Nasıl yapacağız bunu falan diye. Bugün de veli toplantısında görmüş annesini. Onu anlatıyor şimdi. Öyle. Evet, geldim mutfağa. Şimdi akşam yemeğini hazırlayalım birlikte. Bakın, o kadar lezzetli olmuş ki bitti bile kek. Ya. Havuçlu, cevizli, tarçınlı. Bol cana tarçını koyuyorum. Öyle güzel oluyor ki. Bu da yaptığım kurabiyelerdi. Dedim ki yapayım böyle. Bir şeyler istediler mi çocuklar atıştırmaya? Burada illaki Zeynep'in köşesi burası. Ali de bu köşede böyle. Şuraya da tablet koyuyorlar. Oradan izliyorlar böyle bir şeyler. O yüzden böyle oturup burada keyif yapıyorlar. Çekirdek çitliyorlar akşam yemeğinden sonra. Yani tabanı şey oldu. Kek kalıbında kaldı bu tarafı. Zaten neye özenirsen böyle şey olur ya. Aynı buna da öyle özendik ama neyse, yendi.
Ondan sonra Murat da çiğ köfte yaptı. Onu da böyle bunun bir büyük boyuna saklama kutusuna koydum. Şimdi de akşam yemeği için ne yapalım bakalım. O kaba sığmayınca buraya da aldım iki tane kurabiye. Bunları da öbür tarafa koyayım şimdi. Kahvenin yanında biz atıştırdık çünkü. Şimdi ne yapsam, ne yemek pişirsem onu düşünüyorum. Bakalım. Ne yapsam? Şöyle sıcacık bir tarhana çorbası yapsam. Bugün hava soğuk. Ramazan geldi. Havalar da serinledi. Öyle güzel, öyle hoşuma gidiyor ki böyle. Serin havalarda çok rahat oluyor çünkü oruç tutmak. Bakalım bir buzdolabında neler var bir bakalım. Buzluktan mı bir şey yapsam, kararsız kaldım. Bu böreklerde bak sardım ya böyle. Havuçlar vardı. 40 TL'lik havuç almıştım. Hepsini böyle bir kimisini halka, kimisini böyle küp küp küçük küçük doğradım. Böyle dondurucuya attım. O kadar pratik ve kolay oluyor ki böyle oldu mu? Çok kolaylaştırıyor yani. Bozulmuyor, etmiyor. Burada böyle bir iki tane bıraktım şöyle. Şu kadarcık bıraktım işte. Akşam da bir tanesini keke koydum. Bunları da böyle doğruyorum, soyuyorum yani. Çocuklar ellerinde çıtır çıtır yiyorlar. Bunun içerisinde de Murat'ın yaptığı çiğ köfte. Bu kaplar çok kullanışlı. İyi ki almışım bunları. Bakın burada. Ya çiğ köfte tarifini de bulamayanlar varmış. Aslında biz birkaç kere yaptık da paylaşayım ben onu size ya toplulukta. Bakalım ne yapsak bu akşam. Evet, ne yapacağıma karar verdim bu akşam. Tarhana çorbası yapayım. Çıkarttım tarhanamı. Bir de mücver yapayım dedim. Şöyle iki tane kabağım var. İki tane havuç. Birazcık da pırasa doğrayayım. Mısır unu, yumurta, biraz un, kabartma tozu. Güzel bir harç hazırlayayım şöyle. Mücver yapayım dedim. Çocuklar da sever böyle sebze köftesi. Hadi bakalım bir toparlayayım ilk önce mutfağı. Kahveden kalan böyle bardaklar falan var. Ondan sonra başlayalım yapmaya. Arkadaşlar şimdi soyacakları soyduk. Şimdi doğrayalım bunları. Sonra diğer malzemeleri rende yapacağız. Şöyle ince ince pırasayı kıyıyorum.
bir şey. Evet, şimdi sebzelerimizi böyle koyduk arkadaşlar. İçerisine şu dünden kalan yumurtaydı kurabiye yaparken. İki tane yumurta kırıyoruz. Un ekliyorum. Şöyle. Sonra baharat ekliyorum. Burada sumak yazıyor ama 7 türlü bu. Poi yani. Böyle lezzet katıyor, güzel oluyor. Tuzu ekliyoruz. Bütün hepsini karıştırıyorum böyle. Evet, şimdi de yağda tavada kızartıyoruz. Evet, yağımızı koyduk, ocağın altında açtık. Evet, köftelerimiz hazır. Yanına sarımsaklı yoğurt. Aşırı lezzetli olmuş. Şöyle bir taneyi böyle çatalla kestim. Baktım tadına çok güzel. Çocukları yatırdım. Şimdi birazdan ben de yatacağım ama son bir posta makine çalıştırdım. Çamaşırlar yığılmıştı. Çocuklar sürekli çıkarıyor okuldan geldiler müzlerini. O yüzden onları bir atayım dedim. Şimdi birazdan bitecek. Bir 5 dakikası kaldı. Ben de birazdan yatarım. Bu videoyu düzenleyip kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.